Merhaba. Merhabalar. Çok değişik bir mekandayız bu sefer. Çok değişik bir yerdeyiz. Dövme olayı. Size dövme görüyorum. Nasıl dövme size var değil mi? Evet. Meraklısınız o zaman. Peki dövme ilk defa yaptıracak olanlara ne tavsiye edersiniz? Yani bu %100 böyle tavsiye üstüne bir şey değil. Bu dövme bir tutku, heves. Yani kişinin, ben ilk dövmemi 16 yaşında yaptırdım. Şu an 30 yaşındayım işte. Her sene veya 2-3 sene bir dövme yaptırıyorum işte. Artık biraz böyle işler yoğunluğundan yapamıyoruz ama burası hem tanıdığım insanlar hem de iyi dövme yaptıklarını da biliyorum artık. Bundan sonraki serüveni onlarla tamamlayacağız gibi. O da önemli değil mi? Yani dövmeyi iyi yapan birisi önemli değil mi? Yani çünkü bir ömür üstünde taşıdığım bir şey. Gerçekten içine sinmesi önemli. İyi sanatçılarla çalışılmalı. Hepimizin çocukluktan gelen kötü dövmeleri de var. İşte dövme aslında kötüden iyiye doğru giden bir süre. İlk dövmesini yaptıran insanlar bu şeyi yaşamak zorunda değiller. İyi bir dövmeciyle çalışabilirler. İlk dövmeniz neydi? İlk dövmem bu kolumdaki kasetti. Güzelmiş ama kötü değil mi? Eyvallah. Kasetin ne anlamı ne peki? Ya onun da anlamı bana kalsın yani. Eyvallah. Anlamı size kalsın. Demek ki özel bir anlamı var. Evet, özel bir anlamı var. Kaset böyle hayatı kaydeden de bir şey gibi geliyor bana. Evet. Bu da kasetin C yüzü. Normalde A yüzü, B yüzü vardır kasetlerin. Evet. Bu da kasetin C yüzü. Benden yana bir şey gibi yani. Böyle bir. Belki de ilk sevdiğiniz insan olabilir mi acaba C? Yok. C Cihangir'in C'si. C yüzü işte. Benden dinleyin gibi. Sizden dinleyin. Hep çünkü dövmeleri yaptıran insanlar genelde bir anlam olsun ve de çok kendileri için hayatında anlam taşıyan şeyler oluyor genelde değil mi? Yani nasıl söyleyeyim? Avrupa'da veya yurt dışındaki insanlarda daha fazla bu bilinç var aslında bakarsanız. Yani kendi hayatlarıyla alakalı bazı iyi şeyleri bir tarafa yaptırıyorlar. İşte kötü olayları başka bir tarafa yaptırıyorlar. Böyle anlam yükledikleri şeyleri var. Bizim için de öyle. Bizde daha fazla portre, işte annesinin babasının fotoğrafı, sevdiğinin ismi falan filan veya işte yüzük parmağına yapanlar var. Bu şekilde tercih ediliyor, bilmiyorum. Peki dövmeli insanlara daha önce şey yaklaşırlardı, uzak durulması gereken bir insan diye marjinal olarak yaklaşırlardı. Şimdi nasıl yaklaşıyorlar sence? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani sokakta gördüğünüz 10 insandan 9'unda dövme vardır artık. Veya 8'inde. Yani dövme yaptırmak iyidir veya dövme yaptırmak kötüdür gibi bir cümle kurmayacağım. Çünkü kişinin kendi istediği bir şey bu. Yani özgür bir vücudu var, özgür bir bedeni var. Ne yapmak istiyorsa kendisi yapıyor. Efendim diziniz de çok başarılı gidiyor. Çok seviliyor. Siz de çok seviliyorsunuz. Sizi de. Hayatınızda neler değişti? Bu dizi neler kattı size? Yani daha profesyonel bir ekiple çalışmak gerçekten insanı profesyonelleştiren bir sürece itiyor. Bununla birlikte yoğun çalışıyorsun. Yoğun bir tempo. Yani aslına bakarsan dışarıda göründüğü gibi çok büyülü bir dünya değil. Çünkü bazen 15-16 saat çalıştığımız oluyor. Sizler de biliyorsunuz yani. Evet. Medya sektörü veya işte görsel sanat sektörü çok fazla çalışmaya gebe bir olay. Yorucu bir şey. Daha fazla yorulmaya başladım. Zor ama güzel. Bekliyor muydunuz böyle? Yani bu diziye girerken, katılırken böyle bir bu kadar olacağını. Yani birazcık da böyle halkın kendi takdiri üstünden ilerleyen bir yol serüven var. Ben de onların kendi umut ettikleri yol düzleminde gitmeye çalışıyorum. Yani güzel oldu. Bekliyor muydum? Bekliyordum tabii. Hayal etmeden hiçbir şey olmaz. Bundan sonraki şeyiniz nedir efendim? Var mı hedefleriniz ya da başka şeyler? Bakalım bundan sonrasını artık bundan sonra konuşuruz. Nasıl bakalım?